Van'da meydana gelen deprem nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarımızı kurtarmak için enkaz kaldırma çalışmalarına katılan askerlerimizin durumundan faydalanan PKK teröristleri dün akşam saatlerinde askeri karakola el yapımı bomba atarak 4 askerimizi yaralamışlar hocam. Şimdi kardeşim PKK terörünü birçok kişi ciddiye almıyor. Yani hani böyledir bunların böyle çatışılır böyle şey yapar. Adamlar müthiş bir taban tuttular. Yani komünist düşünceyi savunan, Leninist düşünceyi savunan gençlik içinde geniş bir taban tuttular. Bakın diyorum ki yani bir düşmanın var değil mi? Bir karşı fikir var, bir karşı atak var. Şimdi akıllı tavır nedir? Ya dersin bunlar kim? Değil mi? Bu nedir bu olay yani? Bakıyoruz, Komünist Parti adı altında, Kürt Komünist Partisi adı altında bir yapılanma. Kim diyoruz? Yöneticileri bunlar. Bunların fikriyatı ve hedefi nedir diyoruz. Soruyoruz, nedir fikriniz? Biz diyor, komünistiz diyor adamlar. Marksist, Leninist, Stalinistiz. Hedefiniz nedir diyor. Ve Büyük Kürdistan'ı kurmak istiyoruz diyorlar. Peki bundan sonra devrim ihraç edeceğiz diyorlar. Yani komünizm bütün dünyaya hakim olması gereken bir düşüncedir diyorlar. Şimdi böyle bir durum olunca soruyoruz ya diyoruz nereden çıkarttın bu fikri ne diyeceğim? Marksist teoriden bunu öğrendik diyor. Yani Marksizmin pratik uygulaması olan Stalinizmi uygulamak istiyoruz diyorlar. Peki size kim öğretti diyoruz? Kitaplardan öğrendik diyorlar. Marksist eserlerden, Leninist eserlerden yüzlerce kitap okuduk diyorlar. Avrupalılar da bize öğretiyorlar. İtalyan Komünist Partisi, Fransız Komünist Partisi bizi destekliyor diyor. Alman komünistleri destekliyor diyor. Amerikalı komünistler destekliyor. Dolayısıyla bu fikir Çin'de de hakim, Küba'da da hakim, Rusya'da da hakimdi, yıkıldı. Fakat onlar beceremediler diyor. Onlar çünkü feodal sistemden doğrudan Marksist sisteme geçtiler. Halbuki kapitalist sistemden geçmeleri gerekiyordu. O yüzden beceremediler diyor. Ama şimdi biz diyorlar gerçek devrimi yapacağız diyorlar. Komünist devrimi yapacağız diyorlar. Şimdi bu böyle anlatılınca, şimdi buradaki çözüm ne olur? Adamların kafasını gözünü odundan kırmak mı olur? Yoksa bunların fikirlerine karşı bir fikirle gelmek midir? Değil mi? Fikre karşı fikirle gelinmesi gerekiyor. Fikre karşı suskunluk ve anlamazdan gelme oldun mu o fikir gelişir. Bediüzzaman diyor, tevessü eder gelişir diyor. Çözüm, bu fikri, bu adamların fikrini çok iyi analiz etmek. Yani bilimsel olarak devlet bunu analiz edecek. Yani bunların fikri yapısı nedir, düşüncesi nedir? Sosyologlar, psikologlar, efendim felsefeciler, bilim adamları, kimya mühendisleri, jeologlar, antropologlar, efendim paleontologlar, herkes bir araya gelecek. Bilim felsefesini savunanlar. Ya arkadaş diyecekler, bu adamların fikrini nasıl ortadan kaldırabiliriz? Ve bunların fikrinin yanlış olduğunu bunlara nasıl anlatabiliriz? Değil mi? Bundan ilgili devlet kitap yapacak. Yani PKK neden yanlıştır diye, fikirleri neden yanlıştır? Madde 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 açıklaması lazım kitap olarak. Televizyonlardan açıklaması lazım, radyolardan açıklaması lazım. Ama fikren açıklamayıp ben seni sopayla hizaya getiririm dersen adamlar sopayla hizaya gelmezler. Gelişir. Ya komünizmin yapısı budur. Biz mesela Türkiye'de Darwinist materyalist sistemi yıktığımız için devlet içine çöreklenen, devleti istila eden, örümcek ağı gibi saran, dünyanın en büyük derin devlet yapılanması olan İddia edilen Ergenekon terör örgütü fikren çökerttiğimiz için felç oldu. Kıvrana kıvrana öldü. Ve gücü yetmedi. Çünkü fikren öldürdük. Fikirle vurduk. İnancını yıktık. Hatta bir tanesi çıktı dedi ki işte bizim sistemimiz dedi İddia edilen Ergenekon terör örgütünün ünlü simalarının bir tanesi bizim sistemimiz dedi herkes Darwinist'tir dedi. Darwinizmi savunuruz dedi. Biz de dedik yıktık Darwinizmi yıktık. Biliyor yıkıldığını. Çaresizlikten o ifadeyi kullanıyor. Bazı avanaklar da bana yazıyor diyor ki Darwinizm mi var diyor. Ulan sığır biz yıktık. Enkazın altından seni çıkarttık. Elinden yüzünden tozları silkerek diyorsun ki Darwinizm mi vardı. İflahını kesmişlerdi iflahını.
mahvedeceklerdi. 3 milyon kişi bir gecede doğrayacaklardı. Kılıcın altından aldı, kılıcın altından. Akledemiyor bazı vatandaşlar. Yani Darwinizm, materyalizm ne kadar büyük bir tehlike olduğunu fark edemiyorlar. 12 Eylül öncesinde Türkiye gitmişti. Ucu ucuna döndü Türkiye. Fikri mücadeleyle ancak yenilebilir. Darwinist, materyalist düşünce.